Montaja geldik. Yusuf baba, şurada bir basamak var. Onun seramiğini kırdıktan sonra yan tarafa yapacağız. Onu bir bağlayacağız. Ondan sonra orta dikmeyi koyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş basamakları koyarak devam edeceğiz. Üstteki seramiği bir kıralım ilk önce. Şu kısımda hafif bir gönyesizlik olduğundan şurası tam kapanmadı. Buraya ne yapacağız? Küçük bir çıta parçası yerleştireceğiz. Onunla beraber kapatacağız burayı. Yapacak bir şey yok. Thank you.
Allah kahretsin ya. Her zaman her şey güzel gidecek diye bir şart yok. Maalesef böyle bir hata yaptık. Birinci basamağı yerleştirdiğim için birinci basamaktan değil ikinci basamaktan 100 almam gerekiyordu. 1 metre çünkü babamın boyu. Bunu da 120,5 yapmam gerekiyordu. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi kısa kaldı. Buna yapacak bir şey yok. Şunu bir kenara alalım. Şöyle bir dur. Hop. Şöyle. Aynısından bir tane daha.
Şuradan beri 100 santim olduğu zaman şimdi 90'ı rahat rahat karşıya çekebiliriz. Böyle hatalar oluyor. Uğraşması bir yana, malzeme eğer malzeme elinizde yoksa, ben mesela bu birinci sınıftı. Maalesef bunu biraz daha budaklı olarak almak zorunda kaldım. Şimdi devam edelim. Pergel basamakların şu rıhtımdaki açıyı hesap edemediğimden arkadaşlar boşluk kaldı. Şöyle bir hata kalmasın. Krom başlıklı zamak vida kapatma arkadaşlar. Böyle yerlerde çok işe yarıyor. Sonunda bitirdik. Şimdi bir kurusun, sonra videoyu sonlandıralım. Üstten alttan bir gele gele videoyu sonlandırırız. Allah'a şükür bitirdik. Şimdi hem şöyle bir merdivenden aşağı inelim, hem de bir iki nokta var arkadaşlar. Benim hata yaptığım, onları söyleyeyim. Belki yapacak olan arkadaşlara bir yardımcı olur.
Arkadaş bunları da koymaz. O kadar sıkıntı ki. Puh. Son verniği de attık. Gayet güzel oldu. Şöyle gidelim. Şurada dediğim gibi gönyesizlikten veyahut da benim işçilik hatalarından dolayı oturmayan kısımlar oldu maalesef. Bir de gördüğünüz gibi bayağı bir gönyesiz. Hani ne yapabilirdik? Ben bunu çok dayamayabilirdim. Biraz daha çıkık yapardım. Bu buraya otururdu. O da oraya otururdu. Ama oraya kaçırdık demek ki. İnelim. Şu döşeme kısmı çok önemli. Burada biz burayı bayağı bir kırdık. Bir de şurayı şöyle şevli bir şekilde verdik. Ama yetmedi sanırım. Bunu şöyle kırma ihtimali olabilir şuraya kadar. Kırılırsa çok daha rahat geçilir. Şu an kafa değiyor mu? Değmiyor ama yine de yapılsa güzel olur. Bir unuttuğum bir yer var. Yapacak olan arkadaş varsa şu kısmı açılı olarak kesmem gerekiyordu benim. Açılı kesmeyip de bunu açılı kesebilirsiniz. Fakat açılı keserseniz daha rahat oluyor. Çok daha güzel şu rıhtınız oraya sığabilir. Şunlara da son şeyde destek attık arkadaşlar. Çünkü burası 4,5 santim 5 santime oturuyor. Ha bir şey olur muydu? Allah'ın izniyle olmaz. 10 numara tutuyor. Şurayı şöyle kapattık. Şuradaki çirkin görüntü gitsin diye. Bunun altı kapanabilir mi? Kapatılır. Fakat kapatılmaması daha iyi. Hem işçilik görünüyor. Böyle birbirine geçtiği güzel görünüyor. Hoş görünüyor. O yüzden kapatılmaması daha iyi olur. Şurada da neden bunu oturtturamadık? Onu bilmiyorum. Milim deyip geçmeyin. Ben 0,5 kalemle çizdim ama 0,5 bile olsa 0,5 milim 0,5 milim derken yani 10 tane 15 tane şey yapsanız 5 milim ediyor. Muhtemelen ondan kaynaklı bir açı kaybı var orada. Ama kapattık Allah'a şükürler olsun. Kötü bir görüntü yok. Yapacak olanlara yine ölçü vereyim. Zaten birinci bölümde de söyleyeceğim. 90 santim dubleks olan yerler için çok güzel. Geniş bir aralık. Biraz zor şey filan çıkar ama buzdolabı filan biraz zor çıkar ama çıkar. Yani herhangi bir eşyanın çıkmasında problem olmaz. Küpeşlerin genişliği 6,4, kalınlığı da 4,2 idi. Valla 6'ya 4 de rahat kurtarır. Bir problem olmaz. Tabi minimumu 4'e 4 parmaklar. Babaların büyük baba 9'a 9 yaptım. Diğerlerini 8'e 8 yaptık. 90 santime de küpeşliğe oturtturdum arkadaşlar. Bunlar zaten standart olan şeyler. Videoyu da bu şekilde kapatalım. Şu öne de 5 milimlik bir şey attım. Kapama attım. Güzel de kapattı. Herhangi bir problem de yok yani. Şöyle çıkarken ayağı rahatsız ediyor mu? Vallahi hiç de rahatsız etmiyor. Çok da güzel. Ben biraz rahatsız eder mi etmez mi diye tereddüt ettim ama şu an gayet güzel. Rahatsız etmiyor. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi ilk 3 bölümde açıklama ilk 3 bölüm açıklamalı. Sonraki bölümde ise toplu olarak hiç açıklama olmadan böyle zevkle izlenecek bir video yapmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.